Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. İşlerimden dolayı sizlerle bir gün birlikte olamadık, ancak bugün bu arayı telafi edelim dedik. Yine sizlerin evlerine misafir olduk. Değerli arkadaşlar, bugün borsada düşüş vardı. 5704 ile zirve yaptık. 5610 ile akşama doğru puanla kapattık. Aslında borsamızdaki hedeflerimiz neydi bizim? İlk hedefimiz 6000, ondan sonraki hedef 6500 civarıydı. Bu hedefleri nereden çıkarttınız dediğiniz zaman da benim Borsa İstanbul'da, hatta bulabilirsem yayınlayayım, şu köşede sizlere göstereyim, dolar bazlı hedeflerim vardı. Borsa İstanbul'da dolar bazlı hedeflere baktığımızda o hedefi göstermiştik. Peki bugün gündeme vuran olay neydi arkadaşlar? Gündeme vuran arkadaşlar enflasyon verisiydi. Enflasyon verisi neydi arkadaşlar? 1.18 geldi. Aralık ayı enflasyon, aylık enflasyon benim beklediğimden çok çok iyi. Yıllıklandırdığımız zaman 64.27 geldi. Yani 2022 yılındaki enflasyonu 64.27 ile kapattık. Güzel bir veri. Yani sert bir çekiliş oldu enflasyonda. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey, bu enflasyon borsa için iyi mi, borsa için kötü mü? Şimdi kahvemi de tabii buraya getirdim sizlerle beraber. Acı Türk kahvesini beraber içelim. Hem de sohbetimizi yapalım diye. Şimdi değerli arkadaşlar, enflasyon, yüksek enflasyon şunun gibidir. Mesela şimdi diyelim ki bir yerden düştük. Kolumuz ve bacağımız çok acıyor. Şimdi aslında kolun ve bacağın acıyorsa veya kolun kırıksa, stoplamaya başlamışsa, yüksek enflasyon şudur. Siz hemen o acının dinmesini istersiniz. Yani ne olursa olsun o acı hemen dinsin. Çünkü niye, çok yüksek bir acı var orada. O yüzden ne yapar hemen doktor? Oraya mesela iğneyle morfin yapar. Anestezi yapar. Ve o morfini yediğiniz zaman, halbuki o kol tedavi olmamıştır. Kemik hala kırıktır, içinde ödem vardı. Ancak morfini yediğinizden dolayı uyuşmuşsunuzdur. Uyuştuğunuzdan dolayı sizin kolunuz eskisi gibi, iyileşmiş gibi olur ve rahatlarsınız ve huzur erdiğinizi sanırsınız. Ancak belli bir süre sonra o uyuşturucunun etkisi geçmeye başladığında yeniden ağrıyı hissedersiniz. Yeniden ağrı hissettiğiniz zaman doktor yeniden iğne yapacak o zaman. Yeniden morfin verecek. Fakat bu morfini siz morfini yedikten sonra ikinci morfini gene bir rahatlama hissedeceksiniz. Gene bir sakinleşme hissedeceksiniz. Ama ondan sonra bu gene ağrıyacak ve üçüncü morfini yiyeceksiniz. Ve sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında kolun içindeki şey kırık, tedavi edilmediğinden dolayı siz morfini yediğinizden dolayı acıyı hissetmiyorsunuz. Acıyı hissetmediğinizden dolayı siz gerekli tedbiri almıyorsunuz. Gerekli tedbiri almadığından dolayı o kol kangrene döner. Ve ondan sonra yapılan morfin de etkilemez. Daha fazla morfin almanız gerekir o kangrene dönünce o kol. Peki daha fazla morfin aldığınızda ne olur? Yani daha fazla anestezi alıyorsunuz. Anestezi demek, yani anestezi canlı, yani canlılığınızı götüren, canlılığını yitiren. İlk başta kolunuzun canlılığını yitirdiğinden dolayı acıyı hissetmiyorsunuz. Sonra fazla doz alırsanız bu sefer bedeniniz komple ölür. Anestezi, yani aşırı dozdan ölür. Enflasyon bunun gibidir. Yani enflasyon borsalar için böyledir. Yani ilk başta iyidir ama bir noktada siz ürettiğiniz malı tüketecek kimseyi bulamadığınız takdirde, alıcı bulamadığınız takdirde o morfinin çok ciddi kötü anlamlı bir yan etkisi olur. Misal şunu anlatayım. Şimdi enflasyon var diye borsa yükselir. Yükselir. Bu da iyidir. Bu da para kazandığımı sanırsınız. Yani nominal kazançla real kazanç arasındaki farkı da bahsederiz. Fakat siz bir marulu 5 liraya alırsınız tüketici olarak. Yetmez 10 liraya alırsınız. Yetmez 20 liraya alırsınız. Ama aynı marul 40 lira oldu mu kısa vadede? Siz o marulu artık almazsınız. İhtiyacınız olsa bile almazsınız. Alacak gücünüz olsa bile o marulu 40 lira. Çünkü saçmalık dersiniz. Yani bir marula 40 lira vermek, 50 lira vermek saçmalık dersiniz. İşte bu noktada tamam, şirketler hisseleri enflasyon yükselir ama belli bir noktadan sonra malına müşteri bulamadığından anda hasılat düşer. Hasılat düşer, karlılıklar düşer ve bir anda resesyon ve stagflasyona girersiniz. Evet, enflasyon iyidir. Büyüme için kullanılır. Ama aşırısı, fazlası ve süreklisi iyi değildir. Peki bu noktada borsa için iyi mi kötü mü? Biz borsa için iyi olduğunu düşünürüz. Ancak doların şu an 2020 yılındaki 5 lirayla 18 lira olmasında çok büyük bir fark yok.
Çünkü enflasyon çok yüksek. Aslında baktığımızda çok yüksekmiş gibi görünüyoruz ama dolara yatırım yapan adamlar da zarar etti. Yani kur korumalı mevduattan dolayı. Veya 5 liraya almış olduğunuz bir Akbank 3 yıl sonra 15 lira oluyorsa 15 liradaki Akbank'la 5 liradaki Akbank gene aynı demektir. Aslında bir yere gitmiyor. Yani enflasyonu vurdu. Çünkü niye? Enflasyon çok yüksek. Yani siz reel anlamda bir kazanç sağlamıyorsunuz. Nominal anlamda kazanç sağlıyorsunuz. İşte aynı zamanda borsanın en büyük rakibi enflasyondur arkadaşlar. Çünkü enflasyon bir şekilde şirketlerin öz kaynaklarını zamanla eritir, tüketir. Siz enflasyonla daha fazla para kazandığınızı sanırsınız. Ancak o enflasyonun ataleti, direnci yüksek olmaya başladıkça belli bir zaman sonra sizin şirket bilançolarını kalitesizleştirir. Ve belli bir zaman sonra öz kaynak karlılıklarınızı dibe vurur, satışlarınızı dibe vurur ve bir anda resesyonu ve stagflasyonu getirir. Şu an ekonominin hızlı olmasının, satışların iyi olmasının sebebi insanlar elindeki TL'yi tutmak istemiyorlar. Birikimleri varsa, sağda solda birikmişse, hani diyoruz ya enflasyondan korunmanın en güzeli lüks yaşamdır. Bu da onun gibi. İnsanlar elindekini hepsini harcıyor. Ancak bu elindekiler sonsuz bir kaynak değil. Belli bir miktar, belli bir noktaya kadar, o belli bir noktadan sonra biter. Ancak bu da bir taleple beraber talep enflasyonu yükseltiyor. Şimdi o yüzden kısa vadede enflasyon iyi görünürken borsada enflasyon aslında kötü bir şeydir arkadaşlar. İşte enflasyonun o yüzden düşmeye başlaması iyi bir şey. 64'e inmesi ve yılı onunla kapatması çok iyi. İnanırsınız inanmazsınız. O ayrı bir olay. Ben TÜİK'in rakamlarına inanıyorsunuz inanmıyorsunuz diye herhangi bir şey söylemiyorum. Şimdi bu noktada hangi şirketler iyi olur? Arkadaşlar nakit akış dengesi TL olan hisseler. Yani TL ile para kazanan hisseler. Nakit akış dengesi nedir? Bir lokantaya gidiyorsunuz. Tamam. Bir lokantaya gittiğinizde lokantada yemeğinizi yersiniz. Yedikten sonra hemen faturanızı ödersiniz. Yani siz o lokantacıya kazık atamazsınız. Atacağınız en fazla bir yemektir. Bir yemeğin parasını vermezseniz ikinci yemeği adam size vermez. Veya bugün ben berbere gittim. Nakit akış dengesi çok iyi olan bir şeydir. Esnaftır. Berber. Şimdi gidersiniz berbere. Gidersiniz bir tıraş olursunuz 80 liraya 90 liraya. Tamam tıraş oldun hemen ver 80 liraya. Aldık al gülüm ver gülüm hizmeti aldın. Yani nakit akış dengesi çok iyi. Oysa bir de şöyle düşünün. Siz bir makine mühendisisiniz. Siz bir fabrika çatısı falan çiziyorsunuz veya makine parçaları çiziyorsunuz. İşte 100 milyon liralık senet aldınız. 250 milyon liralık tahvil aldınız. 50 milyon liralık çek aldınız. Şimdi bunların zamanı geliyor. Geldiğinde o çeki nakite dönüştüremediğinizi düşünün. İşte Aselsan'ın durumu mesela. Bu tip işler, bunun gibi işler, yani nakit akış dengesi sıkıntılı olan şirketler iyi olmaz. İşte enflasyon burada düştüğü anda bu demektir ki yerel para cinsi yabancı para cinsine göre ilerleyen zamanlarda değer kazanacak. Değer kazanamasa bile artık TL'nin düşüşü eskisi kadar hızlı olmayacak anlamı çıkar. O yüzden bankalar gibi nakit akış dengesi iyi olan telekomünikasyon şirketleri gibi şirketler değer kazanır. Ancak şu ana baktığımızda ki ben Sayın Bakanımızın Bloomberg'daki mülakatını da izledim arkadaşlar. Şimdi enflasyon düşüyor. Kabul ediyoruz. Ben Sayın Bakan'dan şunu rica ediyorum. Yani bu ekran aracılığıyla. Enflasyon düşüyor ve enflasyonun bir ataleti olacak. Yani bir 40-45 bandında bir direnci olacak. Yani bu direnci kırabilmek için enflasyonla ilgili bir şeyler yapıyor olmak lazım. Veya bu geri çekilme matematiksel bir baz etki. Yani belli bir nokta yükseliyor. Belli bir nokta yükseldikten sonra o noktadan sonra yükselmeye devam ediyor ama yükselmeye devam ediyor fiyatlar ama yükselişin yükseliş hızında azalma oluyor. Ama ondan sonra tekrar kaldığı yerden devam edebilir siz mücadele bıraktığınız anda. Bu mücadele yapılarak düşen bir enflasyon değil. Bu teknik olarak, matematiksel olarak düşüyor. Peki bu noktada siz mücadeleyi nasıl yaparsınız? Ya yani mücadele yapmıyorsanız bile en azından enflasyonu azdıracak işler yapılmaz. Ya mesela Ocak ayındaki bu KGF'nin çıkmaması lazım. 250 milyar TL KGF'yi çıkarmayın. Çıkarmayın, inandırın ve %45'e düşecek olan enflasyondaki o ataleti kırın bununla. Evet EYT'li hadi insanlar haklıydı, haksızdı, hakkı vardı, şeydi. Onlara EYT çıkarıldı, anaların ak sütü kadar da helal onlara çalışmalarının ödedikleri primlere göre. Ama KGF'yi yapmayın. Çünkü %40'ın altında hedeflenen %5 enflasyon ki ben sanmıyorum %5. %5 için çaba göstermemiz ve diyet yapmamız lazım. O yüzden arkadaşlar bu söylemiş olduğum şeyler belki 5. aya kadar doğrudur. Ancak 5. veya 6. aydan sonra
bence özellikle Temmuz 3 Temmuz'la beraber yüksek bir enflasyon verisi alacağımızı düşünüyorum. Eğer Ocak ayında KGF çıkarsa, fazla lafı uzatmayalım arkadaşlar. Grafikleri incelemeye gerek yok. Çok kötü bir yerde değiliz. Bu bir kar satışı. Sorun değil. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık.